신님. 이건 다 무슨 소리야? 요게 센에 달라가서 요. 뭐 센에 달라가서 요. 뭐 çok o kadar o kadar duyuyorum ki. Sen keşke sen olsaydın. O kadar ki. O kadar duyuyorum ki. Ya bunda bu tipler o kadar var ki tahmin ettiğin gibi bu tipleri ustad zamanında olsaydı, Resulullah'ta olsaydı aynı şeyi söyleyeceklerdi. Ustad nasıl kitaplarını tavsiye ediyor? Enaniyete bak değil mi? Kendi kitabını basarmadı. Hı? Hatta kitap tamamlanana kadar yaşamam lazım diyor. Dikkat, virgülüne dikkat edin diyor. Neler? Bir sayfa benim okumak diyor. Bana bir kilo diyor. Şeker ikram etmekten hediyeden daha mühim. Öyle mi? Bak kitabına bak. Kitabına bak ne kadar ihtimam istiyor. Allah Resulü ben diyor tenzili için savaştım diyor Kur'an'ın. Yani inmesi. Yani inmesi zemini pist. Hazreti Ali diyor ki sen tevili için savaşacaksın. Bizim de işte bu dersleri yaymamızı boy gayret ediyor. Tabii ki gayretsiz mi olacağız? Hiçbir şey yapma dersen de otur tembel diyorlar. Ustad Bediüzzaman'ın çorbasının için tembel tembel oturuyor. Gayret ediyorsun insanların imanına, İslam'ına, bu hakikatin, bu hakikatin ulaşmasına. Bütün fedakarlığı yapıyorsun, şey için uğraşıyor diyor, şöhret için. Vallahi şöhret için olsa bunu mu yaparsın da bu kadar tenkit alıyorsun. Televizyonlardan iner miydik? İnmeyenler bizden çok mu kabilik? Manevi şey için yapılır mı abi bu? Mesela yani şey için, sevap için mesela. Yok, yapılmaz. Bu sıkıntı çekilmez. Allah şahit olsun. Allah şahit olsun. Allah yalana şahit edilmez. Sevap içinde yapamam ben. Bu gayret yapamam. Çünkü bu Allah'ın kişilere verdiği hamiyetten oluyor. Tek bir seçenek var o zaman buna göre. Vazife dallık kalıyor. Evet. Yani hamiyet koymuş. Ya bunun terkini yapamazsın. Mesela alameti nedir? Şudur. Rüşt abiye sordum. Rüşt abi dedim. Bu dersleri, senin derslerini yayınlıyoruz. Bizim dersler de yayınlıyor. Allah için yapıp yapmadığımdan endişe ediyorum. Korkuyorum dedi. Yani çünkü emri bir maruf ne yani münker? Müslümana farzdır. Nasıl yayacaksın? 26. lemada diyor ki bu hakaik imaniye her yerde ilanat ile nazarı dikkati çekmeye, nazarı dikkati çekmekle olur diyor. Nasıl yapacaksın bunu? Her yere ilanat ile nazarı dikkati, ilanatla. Tamam. Ondan sonra hani fazla da konuşmak da istemiyorum ama rüya bahsi var mektubatta. Onun o küçük sarıklı gencin orada bir vazifesi var. Ona yakın olsa neyse. Bak. Telsiz ve telefon, telgraflarla daha ilerisinde ileride diyor. İleride bu hizmet-i imaniye neşredilecek diyor. Yani bir anda. Zındık kullanıyor bu sistemi. Allah'ın bu adetini. Evet. Şimdi Rüşt abi dedim ki bunu Allah için insan yaptığını nasıl anlar? Allah için mi yaptım, şöhret için mi yapıyorsun? Dedi ki seni aldatabilir diyor şeytan. Ama geniş insanlara bak. Eğer okuduğun ders, yaptığın ders insanlara ulaşıp külliyata merak uyanıyor. Külliyata merak uyanıyor. Allah Allah böyle miydi ya? Hele bir ben bakayım. Külliyata nazarı çeviriyor. İnsanlar külliyatı merak ediyorlarsa sen Allah için yaptın. Ekseriyet ama. Öyle tek değil. Yok. Külliyatı okurken kapatmış. Külliyatı senden dolayı kapatmışsan sen enaniyet için yapıyorsun. Peki bu soruyu soranlar kaç sınıftır abi? Tabii onu düşünmedim ama. Ben düşündüm abi. He. İki sınıf. Birisi sizi eleştirmek için soruyor. İkincisi de kendi iç aleminde böyle bir şey karşılık bulursa nasıl olur diye soruyor. Evet doğru. Ben ne yaparım? Evet. Çünkü aynı şeyi tecrübe etmek ahmaklık olur yani. Aferin. Doğru söyledin. O da güzel. Düşünmemiştim. Ben de o zaman endişe etmiştim İrfan. Sen sorduğun gibi bana ben de Rüşt abi sormuştum. Rüşt abi dersi bir yayınlarken... Başından konuşmaktansa gelip yüzüne konuşmak en temel. Evet, ben Rüşt abi kendisini... Hem bizimsi yer yer çıkıyordu o zaman da esas kaset ondan çıkıyordu. Ona dedim abi Allah için yaptığını, yapıldığını demedim ben. Direkt söyledim. Allah için yaptığını nereden bileceğiz dedi. Dedim.
öyle medeni bir insandı ki, vay be sen bana bunu nasıl dersin ya? Ben böyle büyüdüm. Ona da delilim. Otururum ben, kardeşlerimin ders yapılışını seyreder, dinler, not alırım. Anlamadığımı da sorarım. Öyle mi değil? Evet. Bu ne demektir? İbrahim, size diyorum ki ben bu fiile. Sizin için değil. Türkiye'de de öyleyim. İbrahim, ben 30 kaç yaşındasın abi? 35 abi. 35 yaşında. Ve daha gençler, vakıflar da var Türkiye'de. Evet. Yani bu Allah şahit değil mi? Karşıma cemaatin karşısına geçiriyorum. Kamerada çekiyor. Ve onlar arkasında ben ders dinliyorum. Öyle mi İbrahim abim? Evet. Ve notlar alıyorum. Bilemediğim zaman ben orayı anlamadım. Bir de anlatır mısın diyorum. Diyor muyum demiyorum. Diyorum. Burada da örneğiniz var. E ben bunu yapıyorum da siz birbirinize niye yapmıyorsunuz de diyorum yani size. Ben de yapıyorum. Siz niye birbirinizi tahammül edemiyorsunuz? Niye birbirinizi kabul edemiyorsunuz diyorum ya. Fiilen söylüyorum. Ben oturuyorum. Tam birinci bak bu dersime yaptım bugün. Akşama yapacak yine. Akşam dersi o yapacak. Ha, edep varsa edebi beraber işleriz. Olur. Beraber oturacaksın. Sen yapacaksın, ben sana yardım edeceğim. Edep bak işte. Edebi sen ona göre topla. Kaç saat var bilemem, sen yap. Sen yap, ben de sana yardım edeceğim. Yani. O kardeş istediği için edebi. Hani istediği için. Yoksa. E niye? E ben 57 yaşına oldum işte. 63 işte. 50 toy olmadı. 55, 56. Bir iki senenin önemi yok. He. E şimdi ben 30 küsür yaşındaki insanı, 20 küsür yaşındaki insanı dinliyorum böyle. Allah razı olsun. Takdir ediyorum. Bu rüya için bir gün iki gün olur mu ya? Öyle mi? Murat Dursun mu değil mi senden? Yani din. Genç geldi. O zaman daha Resuller ya. Dersini çalış diyorum kardeşim. Bak abi. E gafur ya. Gafurlar. Nihayetsiz, hadsiz. Ne demek? Nihayetsiz, hadsiz. Münezzeh ve mukaddes. Farklarını araştır, takdim et kardeşim. Her şeyi ben mi şey yapacağım? Araştır, ben de istifa dedim ya. Ben ahmak değilim. Menfaatımı seven insanım. Mukaddesle, münezzehle ben ne uğraşacağım? Uğraş, takdim et, ben de dinleyeyim. Sen 6 ay uğraşacaksın, ben 1 saat dersi dinleyeceğim. Bundan daha rahat ne var? Ne diyecekler? Ne diyecekler desinler ya. Kendimiz de öne çıkarsaydık bunu yapar mıydık? Ha. Böyle, bu bizim hizmet böyle. Ayaklar altına alacaksınız. Hazmedeceksiniz birbirinizi. Ben yaptım, Rüştü abi de öyle yaparmış. Süper abi demiş ki ders yap. Böyle gelmiş gelenimiz. İbrahim sen ders yapacaksın, herkes hazmedecek. Bülent yapacaksın, Murat yapacak, dersi konu yapacak. Kusursuz birbirinizi arıyorsanız hemen terk edin. Öyle bir şey yok. Kusursuz birisi var, o da Resulullah'tır. Kusursuz birisinin yok yani. Birbirini tahammül edemeyen, insan cemaat adamı olamaz. Olamaz. Hazmetmesi lazım. Hoş geldiniz. Bu da bir ders yani. Yaşantı bir dersidir yani. Bak, bu böyle geldi. Ondan sonra derdim ki Rüştü abi, ben orayı okuyor ya, ben oraya katılmıyorum abi. Şöyle kalemin şey yapardı, kalemsiz derse çıktı hatırla. Şöyle yapardı, şöyle dururdu. Gerekçeni söyle. Aç. Özür dilerim, aç. Anlıyorum ki ben onun dediğini daha sarıysa şöyle yapardı. O ifade benimkisinden daha sari, o doğrudur. Çoğu zaman şöyle yapardı. Eli burada. Tamam. Peki o mu sari Hasan? Sari açık. Bum. Hangisi daha sari mana? Bakardı. Gülüyorduk ya Rüştü abi. Hakkı teslim etmede hiç şansı yok. Kim olursa olsun en büyük kendisine vurur. Ben adam yüceltmiyor. Şöyle yapardı ya. Şöyle aynı böyle yapardı. Bugün derslerini görürsünüz videoda. Aynı böyle. Orada oturuyorum değil mi? Ondan sonra eğer benimkisi daha açıksa, onun söylediği daha kapalıysa kalem öyle yapar. Seninkisi daha açık.
Sonra eğer benimkisi biraz gizli, onunkisi açıksa, bir de bu gizli, bu açıktır der, bir de kırmamak için iltifat eder, şöyle derdi. İmam Ebu Yusuf da İmam Azam'a itiraz etmişti. Bunu, o cümlemi anladın mı? Tabi moralimiz bozuluyordu ya, fiyakamız aşağı iniyordu. Bir iltifatla bizi gene yıkaracak. İmam Ebu Yusuf yaptı da bizi yani. İmam Ebu Yusuf da İmam Azam'a itiraz etmişti. Böyle. Ya büyükler büyük adam ya. Büyük iş yapıyorlar. Bizim yapamadıklarımızı yapıyorlar. Geçip okutturuyor. Oku. Tamam o zaman eskide kaset, kamera yoktu. Şimdi hakikaten geç kardeşim oku. Geç oku. Dersen, hazırlan ama. Hazırlan, takdim et. Zeytinburnu'na bu yöntemi yapıyorduk. Onun için yıktılar binamızı. Bu yöntem uygulanıyordu. Kim hazırlan? Herkesin bir konusu var. 6 ay 15 gün. 6 ay veya 15 gün 1 senelik derste alanlar var. Geldi mi saati? Tamam hadi geç. Bugün onun öğleyin. Hadi Resul. Daha 20 yaşında zor. Abi ben sadakatı araştırdım. Sadakat. Sadakatı takdim ediyor. Şu cümleyi bitireyim, keseyim. 12-13 mesela meselesi olduğu için. Sırrı İnateyna'nın Remizli Risalesini 13 seneden beri görmediğim halde buraya göndermek bir derece ihtiyat kaidesine muhalif olduğu gibi. Yani onu her yerde konuşmamak lazım. Burada da söylüyor. Herkes anlamaz, hem tevil ve tefsir lazımdır. Ustad diyor ki her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde deme. Burada her yerde deme yani bir yerde de işte. Her yerde deme. Anladın mı? Tevil etmiyor. Sari. Her söylediğin doğru olacak ama her doğruyu her yerde deme. Bazı yerde de her yerde deme. Çünkü bir yerde demesen o zaman Allah niye söylettiriyor bunu? Yani çünkü bu elbiseleri kaldıramayan, giyemeyen olur. Yani deme. Yani her yerde deme. Ama bir yerde de. Böyle bana dediler, hemen güldüler Türkiye'de. Tevil etti. Ne tevili ya? Açık. Her yerde deme. Bir yerde, her yerde deme. Hiçbir yerde demez denebilirdi. Çünkü Laika'da bir mektupta yazmıştım ki iki hakikat mücmelen bana ihtar edilmişti. Birisi bir derece dar bir dairede bir nur gösterilmişti. Geniş bir daire mana verip 40 sene evvel bir nur göreceğiz diye müjde veriyordum. Hatta hürriyetten evvel burada duralım. İki bir daha olursa geçer öteki sayfa. Kısacası Risale-i Nur mesleğinde bu hizmet usturlarıdır, tamam mı? Hani dershanede bizim arkadaşlar bizler yaptık. Mesleğimiz, meşrebimiz nedir? Her bir öğretinin bir kaydesi var. Çünkü ortak kullanım alanıdır hizmet. Nasıl hizmet edeceğiz? Ona ait kaydeler getirilmiş. Bir kaydelerden, usturlardan bir tanesi de dar daire. Nurculukta dar daire var. Bir de geniş daire var. Onun kadroları birbirine geçmemesi lazım. Dar daire iman hizmeti. Kur'an hizmeti, insanların imanını, Kur'an'ını muhafaza etmek adına. Bir de Risale-i Nur'dan beslemiş ama geniş dairede, siyasette, valilikte, her yerde vazife yapabilir. Ha, o zatlar Risale'den istifade ederler, Risale'ni neşederler, orada o hakikati neşederler. Ama dar daireye gelipse gelir o vali, dersi oturur, gelip de siyaseti anlatamaz. Buraya gazete giremez, buraya televizyon giremez, buraya siyaset konuşulmaması lazım. Tamam. Ondan sonra dar daire geldiği zaman haddini, hududunu bilip edebinde kalıp orada oturur, dersi dinler, siyaseti bulaştırmaz, karıştırmaz. Yani dar daire, geniş daire, hizmetin. Geniş dairede diyoruz ki arkadaş burası enfusi dairesidir, dar dairedir. Buraya geniş daire karıştırma, yanlış olduğunda değil, karıştırma. Tamam. Yoğurt çok iyidir ama çorbanın içine karıştırma kardeşim. Bu ayrı, bu ayrı. O ayrı, o ayrı. Risale hizmetinde dar ve geniş daireden okuduk. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.